Evet arkadaşlar, yeni bir ürün incelemesine hoş geldiniz. Kutu açılımına, ürün incelemesine geçmeden önce bu sene içerisinde çıkan Corsair'ın IQ 2000D RGB Airflow Mini ETX kasasının özelliklerine yakından bakacağız ve daha sonra kutusunu açıp kutu içeriğine bakacağız arkadaşlar ve daha sonra bu kasamıza sistem kuracağız. Özellikle Mini ETX sevenler için, Mini ETX taşınabilir özellikle kasa kurmak isteyenler için kesinlikle tercih edebileceğiniz bir kasa diyebilirim şimdiden. Gelin hep beraber kasamızın özelliklerine yakından bakalım. Söylediğimiz gibi kasamız Mini ETX bir kasa, kompakt boyutlarda ve taşınabilir özelliğe sahip bir kasa diyebilirim. Tabi ebat olarak taşıma amacı güdenler için tam olarak taşınabilirlik uygun olmayabilir bu kasa için. Biraz sistemi kurduktan sonra yükü ağır olabilir. Özellikle oda içerisindeki kompakt boyutlarda küçük kasa toplamak isteyenler bu tarz kasalara yönelebilir arkadaşlar. Kasamızın genel görüntüsüne bakalım. Kasamızın ön port girişi, güç açma tuşu, 2 adet USB 3.0, 1 adet Type-C, kulaklık ve mikrofon girişi ve reset tuşu bulunmakta. Genellikle masa ebatı küçük masa boyutlarında rahat sığabilecek bir kasa diyebilirim. Kasamızın dört tarafı mesh panelle kaplı, yani sistem topladığınız zaman rahat bir şekilde hava alacak ve sistem bileşenleriniz çok ısınmayacak. Ekran kartını gördüğünüz gibi 3 slotluk yer kaplıyor. Arkadaşlar 4000 serisi ekran kartlarını takabilirsiniz. Bu kasaya tabii geniş özellikle 4 slotu kaplayacak kasaları, bazıları daha doğrusu ekran kartları bu kasaya uymayabiliyor. O yüzden kasanın ebatlarına göre ekran kartı almanız daha uygun olur sizler için. 3 ve 3,5 slot yer kaplayan ekran kartları bu kasaya rahat sığar. Ayrıyeten kasamızda 3 adet AF serisi 120 RGB slim fanlarla beraber geliyor arkadaşlar. Kontrolcüsü de içerisinde Corsair'ın. Söylediğimiz gibi power tuşu, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A girişi ve 1 adet 3.2 Gen 2 Type-C girişi, kulaklık ve mikrofon girişi ve reset tuşu barındırmakta kasamız. Kasamızın yanlamasına genişliği 200 mm, uzunluğu 458 mm, daha doğrusu yüksekliği 458 mm ve genişliği ise 271 mm. Kasamız gördüğünüz gibi kompakt yapıda küçültülmüş bir kasa. Bu kasa genellikle Xbox Series X tarzı uzunlamasına genişletilmiş bir kasa modeli. Ve güç kaynağınızı taktığınız zaman kutu içerisinden çıkan uzatma kablosuyla buradan uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görsel olarak çok şık bir kasa. Kasamıza gördüğünüz gibi 3, 6 ve 7 adet fan takabiliyorsunuz. Ayrıca 360 mm sıvı soğutmaları rahatlıkla destekliyor. Ayrıca kasa içerisinde 2 adet 2,5 inç SSD'leri veya hard diskinizi takıp kurabilirsiniz. Ayrıyeten SFX-L güç kaynaklarını takıp kullanabilirsiniz. Bu kasaya ATX güç kaynağı olmuyor arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Bendeki kasa modeli ise beyaz. Amazon.com.tr üzerinden, yani Amazon Türkiye üzerinden 173 euro gibi bir fiyata aldım. İndirimle beraber Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 5400-5500 TL arasında satılmakta. Ayrıyeten
kasa içerisindeki fanlarla beraber ve kontrolcüsü dahil Corsair'ın IQ yazılımıyla beraber aydınlatma desteğini sunuyor bu kasamız ve bu yazılımla beraber gerekli kontrolleri, fanlarınızın RPM hız değerlerini, RGB kontrol, aydınlatma kontrollerini yapabilirsiniz manuel olarak. Kasamızın burada da genel özellikleri anlatılmakta. Sıvı soğutma desteğiyle H55'ten H150i'ye kadar desteklediği gözükmekte ve 2 yıl garantisi bulunmakta kasamızın. Söylediğimiz gibi bu kasaya arkadaşlar mini ITX anakartları takabilirsiniz ve SFX güç kaynağını takıp kullanabilirsiniz. Bu kasaya ATX güç kaynağı ve mikro ATX güç kaynağı veya anakartı sığmamakta. Sadece kompakt boyutlarda olduğu için mini ITX yazan anakartlar ve SFX ve SFX'li güç kaynaklarını takıp kullanabilirsiniz. mm'den 360 mm'ye kadar söylediğimiz gibi radyatör yani sıvı soğutma desteği bulunmakta. Ayrıyeten kasamıza belirli ölçülerde hava soğutmada yani kule tipi soğutucusu da takıp kullanabilirsiniz. 165 mm'ye kadar kule tipi soğutucusu yüksekliğinde kule tipi soğutucusu takıp kullanabilirsiniz. Güç kaynağı uzunluğu ise 130 mm. Maksimum ekran kartı uzunluğu ise 36.5 mm. ...4000 serisi gibi ekran kartlarının genel olarak çoğunu bu kasamıza takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kasamızın genel olarak özelliği bu şekilde. Kasamızın gördüğünüz gibi 360 mm sıvı soğutucu, SF-L serisi yeni çıkan ATX 3.0'lı güç kaynağını ve kasa içerisinden çıkan IQ'ya yazılım destekli AT120 RGB slim fanlarını takıp rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Corsair'ın sitesinden ise download kısmından kasamızın kurulum şemasına, kurulum kitapçığına bakabilirsiniz. Corsair'ın üretici firması. Bu kısımdan kasamızın genel özelliklerine ve kurulum şemasına bakıyorsunuz. Ve kutu içeriğinden çıkan gerekli olan vidaları burada göstermekte. Anakart vidası, güç kaynağı vidası, gerekli olan kablolama kabloları, kasamızın sökülebilir bölümleri, söylediğimiz gibi uzatılmış kutu içeriğinden çıkan güç kaynağı adaptör kablosu ve SSD'lerinizi takacağınız braketler. Fan kontrolcüsüne Corsair'ın IQ destekli fanlarını takıp kontrol edebilirsiniz IQ yazılımla beraber. Ve kasa içerisinden çıkan kasanın gerekli kabloları, anakart, USB kabloları ve reset, power, power switch kabloları kasa içerisinde bulunmakta. Söylediğimiz gibi ise 2 yıl garantisi bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Corsair'ın bu sene çıkardığı 2000D RGB Airflow Mini ITX kule tipi kasasının özelliklerine yakından baktık. Şimdi gelin hep beraber kasamızı açalım ve kutu içeriğine yakından bakalım. Ve daha sonra arkadaşlar kasamıza DDR4 AMD 5900X işlemcili ve 3070 Ti'lı 1 TB M.2 SSD'mizi ve 750 W SF güç kaynağımızı takıp kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Müzik
Yes. First thing thinking about.